Biraz güzelliğimize uzanalım. Geçelim. Güzelliğimizi bizi ilgilendiriyor. Doktor Hayati Akbaş'ın yanına gidiyoruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş açıklıyor. Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir? Saç dökülmesi nasıl engellenir? Saç ekimi nedir? Nasıl yapılır? Saç ekimi yapılacak alanda uygun donör yoksa ne yapılabilir? Ekilen saçların tekrar dökülmesi mümkün müdür? Saç ekiminden sonra dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Yurt dışından gelen hastalar için süreç nasıl işler? Şimdi saç ektirmeyi düşünen bir insan karşıdan, ki kellik derecesini anlamak istiyorum, tepeden ve arkadan gönderdiğinde ben 3 yanıyorum, 2 yanıyorum, 1 kelliğin derecesini anlıyorum. Hepsi ve daha fazlası şimdi. Merhaba sevgili seyirciler, her eve sağlık programına hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Hayati Akbaş bizimle birlikte. Hocam bayılıyoruz size. Çok teşekkür ederim. Vallahi bayılıyoruz. Çok sağ olun. Son sosyal medyada hesaplarınızı takip ediyorum ve çıldırıyorum hocam. Mucizeler yaratıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Çok böyle teşekkür ederim. Böyle bir başlayalım. Çok teşekkür ederim. Ya evet, sosyal medyada hakikaten yayınlanan bazı değişim hastalarımızda inanılmaz ilgi görüyor. Çünkü hakikaten artık yaşlanıyoruz. Yaşlanan bir toplumuz. Tüm dünya öyle. Bakın bundan 20 yıl önce ben Amerika'daydım. O zaman Türkiye'de ortalama yaşam süresi 64'tü. Bakın 20 yıl önce. Orada Amerika'da 80'di. Şimdi Türkiye'de 20 yıl sonra ortalama yaşam süresi 79. İnsanlar daha uzun süre yaşıyorlar. Yaşıyorlar ama hepimiz biliyoruz ki gönül yaşlanmıyor. Gönül değil mi? Yaşlanmıyor. Ruhumuz yaşlanmıyor. Evet. Yani fiziksel olarak yer çekimin etkisi, yaşam, şartlar, çevre faktörleri hepsi yüzümüzde bir çizgi halinde. Şöyle bir ağırlık yer çekiminin etkisi aşağı doğru yer değiştiriyor. Şu yer çekimini yok etmemiz lazım. Aynen öyle. Aynen. O ya, yer çekim bizi aşağı doğru çekiyor. Çekiyor ama yani içimizin güzelliği, o değişmiyor. İç rahatsa, o içteki heyecan falan o da dışa vuruyor. O da yani. Dışa vuruyor. Değil mi? O da dışa vuruyor. Dolayısıyla insan ne istiyor o enerjiyle? O uyumsuzluğu hani yüzündeki değişikliklerle bedendeki, ruhundaki o aradaki makas açıldığı zaman diyor ki biz artık bir barışalım, bir yaklaşalım birbirimize. Evet. İşte orada estetik cerrahi devreye giriyor ve yüz gençleştirme operasyonlarıyla hakikaten o yılların içerisinde ortaya çıkan sarkmalar değiştiriliyor, tekrar yerine getiriliyor ve yüz tekrar 10 yıl önceki, 15 yıl önceki yeri geliyor, 20-30 yıl. Ben bazen fotoğraf paylaşıyorum, hocam 40 yaş fark etmiş diyorlar. İnanılmaz. Yani yorumlar öyle biliyorum. Geliyor, evet, yorumlar evet, öyle evet. Geliyor. Hani DR Doktor Hayati Akbaş isimli Instagram hesabından zaman paylaşıyorum. İnanılmaz yorumlar geliyor. Hakikaten bazen ben de şaşırıyorum. Yani ben mesela bekliyorum sonuç. Diyorum ki ben bu hastanın yüzüne yüz gençleştirme yaparsam aşağı yukarı bir 15-20 yaş fark eder diyorum bazen. 30-40 yaş gibi bir rakam tahminler ortaya çıkınca ben de şok oluyorum. Çünkü hastalarımızın kendilerinde tahminleri oluyor. Evet. Ama ortalama 5 ila 20-25 yaş insanın fark ediyor gerçekten. Kesinlikle bu operasyonlarla. Fark ediyor. Bu da az bir şey değil. Değil tabii hocam. Bu da az bir şey değil. İnsanın kendini daha iyi hissetmesi, daha mutlu hissetmesi, o özgüvenini yeniden kazanması. Yani öyle insanlar var ki hocam ben hani arkadaşlarla ilişkilerimi azalttım. Sosyal ortamlara artık eskisi kadar girmiyorum. İşte bana soruyorlar sen ne oldu sana yaşlandın diyorlar. Bunlar beni çok etkiliyor diyorlar ve dolayısıyla ameliyat sonrası o özgüven eksikliği, o depresyon, o içe dönüklük ortadan kalktığı için de tekrar bir sosyalleşme, kendini iyi hissetme, tekrar bir hayata dönme durumu oluyor. Bu da bir gerçek. Yani aslında sadece fiziksel restorasyon yapmıyoruz aslında. Plastik cerrahi, yüz germeyle. Evet, evet. Ruhsal restorasyon, psikolojik restorasyon da yapılmış oluyor. Şey. Hocam zaten sizinle konuşunca da ona hemen bir şekil değişiyor bizde. Ay, sağ ol. O naif ses tonunuzla, sağ o güzel anlatımınızla. Sağ ol. Tabii ki güzellikten bahsediyoruz ama en önemlisi hocam bugün yine bu da en büyük aksesuarımız. Kadın ve erkekleri yakından ilgilendiren saçlarımız. Saç. Ay şimdi bu mevsimsel değişimlerde dökülmeler başlayabilir evet, mi evet, saçlarda? Evet. Tabii şimdi mutlaka mevsimlerinde ya işte bir yaşanan bir takım stres faktörlerinin, bir takım hastalıkların mutlaka şöyle veya böyle olumlu olumsuz etkisi vardır ama asıl saç dökülmesinin sebebi, kelleşmenin, o seyrelmenin sebebi genetiktir. Genetiktir. Genetik olarak vücudumuzda bizim kendi bedenimizde var olan testosteron hormonu, erkeklik hormonu, kadında da var, erkekte de var. Bu hormon belli oranlarda var. Bu hormon gidiyor. Bu hormon saç düşmanı bir hormon. Erkeklik hormonu saç düşmanı bir hormon. Onun için kelli de erkek tipi kellik, hormonal kellik diyoruz zaten biz ona. Gidiyor o testosteron hormonu bir şeye dönüşüyor bir ara faktörün etkisiyle ve saç köklerini tahrip ediyor. Saç diplerinin dibinde kökünün etrafında olan o koruyucu muhafazayı da deliyor ve saç köklerini tahrip ediyor. Kellik ortaya çıkıyor. Saçlar dökülüyor. Erkeklerin özellikle tek aksesuar bakın sizler şanslısınız bir yönden şöyle. Şimdi kadınlar makyaj yapabiliyorlar. İşte kirpikler, işte dudaklar, işte tatular değil mi? Yüzümüze değişik şey, saç şekillendirmeler, boyalar, aksesuarlar, peruklar her şey olabiliyor. Ama erkeklerin
İnanın üzerinde oynadıkları tek bir oyuncakları var erkeklerin, saçları. Doğru. Erkeklerin tek oynadıkları, önemsedikleri, işte kuaföre gittikleri, taradıkları, şekil verdikleri tek saçları var. Yani estetik tek aksesuar organlar o onlar için. Ama bu da bir kaybedildiği zaman, kellik olduğu zaman erkeklerin psikolojisini çok derinden etkiliyor. Kesinlikle hocam. Ve birçok erkek, inanın sizin benim hayal ettiğimden çok daha fazla bu saç dökülmesinden, kellikten rahatsızlık duyuyor. Evet. Eşimden işimi açılamıyorum diyor. Ben bunu, eşim bile beni anlamıyor diyor. Bana bakarlarken sanki hep ben saçıma bakıyorlar diye düşünüyorum, evet, diyor. Ekrandan giderken, dükkanların o işte cam ekranları var ya, aynaları. Onlara bakmak istemiyorum hocam diyor. Bakın, yıllardır fotoğraf çektirmek istemiyorum diyor. Instagram sayfam var mı? Beni takip et diyorum. Hocam benim Instagram sayfam yok ki diyor. Niye diyorum? Hocam ben bu kafayla mı diyor Instagram'a fotoğraf koyacağım diyor. Çok büyük. Bakın nelerini etkiliyor insanı. Özgüven eksikliği. Çok inanılmaz etkiliyor. Saç olayı erkekleri çok denetliyor. 100 erkeğin 50'sinde, unutmayın bunu, saç sorunu var. Kellik sorunu var. Var. Hocam tabii %50'sinde yani az değil mi? Genetik dediniz ama %50 çok fazla. Genetik dediniz ama bazı hastalıklardan dolayı ya da kullanılan ilaçlardan sonra da... Onlar da hızlandırıcı faktör olabiliyor. Onlar da süreci hızlandırabiliyor. O da ayrı ama hastalık deyince bir şey anlatayım ben size. Yaşadığım bir hikaye saç ekimiyle ilgili. Bakın bir gün bana karşıma birisi geldi. Oturdu. 45-50 yaş arası. Hocam dedi, yani 45-50 yaş arası. Hocam dedi, ben de saç ektirmek istiyorum. Dedi. Şöyle bir baktım. Buyurun dedim, evet konuşuyoruz şimdi. Hocam dedi, ben dedi saçlıktan dolayı inanılmaz muzdaribim. Bu beni yıllardır derinden etkiliyor. Ben size anlatamam neler çektiğimi, iş dünyamı anlatamam ben size dedi. Nedir olay? Hocam dedi, tamam dedim ekeriz. Şöyle bir baktım, saçları çok zayıf. Hmm. Gerçekten saçları zayıf. Arka taraf, yani ekim için bile çok yeterli saç yok aslında esasında. Dedim ki bakın, ha ne, bir de dedi hocam bende dedi ne var? Şeker hastalığı var. Yıllardır şeker hastalığı taşıyorum. Başka ne var? Hocam bende bir şey daha var başka. Başka ne var? Hocam benim gözlerim tam görmüyor. %10-15 görüyor. Ya ne? Hocam bir şey daha var bende. Ne var? Böbrek yetmezliği var. Ben haftada iki kere böbrek diyalizine giriyorum. Böbrek nakli için bekliyorum. Eyvah. Ya dedim Mahmut Bey sen ne diyorsun ya? Sen bu kadar sende rahatsızlık var. Böbrek çalışmıyor. Gözler çalışmıyor. Şeker 300'lerde 400. Sen saçının derdini mi düştün dedim ya. Dedim ya benim bak ilk reaksiyonumu söylüyorum. Evet doğru. Dedim bak Mahmut Bey size ben şunu söylüyorum, öneriyorum. Hiç boşuna saçla falan uğraşmayın. Siz tedavilerinizi olun, takiplerinizi yaptırın, kontrollerinizi yaptırın ama saç düşünmeyin dedim. Ben size saç maç ekmem dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Hocam dedi ben dedi size ta başka bir şehirden sırf sizin dedi isminizle dedi size güvendiğim için buraya geldim saç ektirmeye dedi. Evet az görüyor olabilirim, görmüyor, ışığı görüyorum sadece dedi. Karanlıkta sizi dedi bir olarak görüyorum. Ama dedi benim inan dedi görmesem bile benim o iç dünyamda benim o kelliğim dedi, o saç dedi beni hocam bitiriyor dedi. Herkes sanki bana bakıyor. Herkes hiçbir şey değil. Benim saçımı düşünüyor. Benim psikolojimi size anlatamam hocam dedi. Lütfen. Dedim ki hocam ben olmaz dedim. Yani ben saç ekimi ben önermiyorum. Çok hocam dedi siz bunu ekmezseniz ben gideceğim bunu başka yere ektireceğim. Hmm. Hiç de boşuna dedi, şey yapmayın. Tamam ekme ben dedi hocam o zaman gidiyorum. Bir dakika dedim otur. Baktım ki çok kararlı. Bu ektirecek kafaya koymuş. Neyi düşündüm biliyor musun? Ve biz ona saç ektik. Ektiniz ama ektik. Sonrası ne olur? Sebebi ne? Neden ektiğim ama söyleyeyim. Hmm. İnanılmaz derece psikolojik olarak ona motive olmuş. Tabii, bakın tabii. Motive olmuş. Eğer ben ona saç ekimi yapmasam, o moral bozukluğu, o motivasyon eksikliğiyle şekeri de daha da kötüye gidecek. Böbrekleri de daha kötüye gidecek. Belki gözleri de daha kötüye gidecek. Tabii. Dolayısıyla sırf immün sistemini, savunma sistemini, moral motivasyonunu artırmak amacıyla ben onun o isteğini kabul ettim. Laboratuvar değerlerini, her şeyi değerlendirdikten sonra, koşulları sağladıktan sonra saç ekimini yaptık o arkadaşa biz. Bakın 45-50 yaşında böbrek çalışmıyor, gözler görmüyor. Şeker hastalığı zirvede almış gibi. Buna saç ekimi yaptık biz. Ya işte bak özgüven işte. İşte özgüven. Moral her şeyin başı. Tamam dedi. İşte ben dedi şimdi kafam rahatladı ekimden sonra inanamıyorum. Yani o insana 50 tane şeker ilacı versen, 50 tane bilmem ne ilaç versen onun verdiği moral motivasyon oluşturduğu o dopingi yapmazdı. Hocam mesela yapmazdı. Benim de çok sevdiğim, çok yakından tanıdığım bir aile dostumuz var. Mesela erkek olarak jinekomasti ve saç döküyor. Evet, saç saç döküyor. Erkeklerin derdi. Kellik var. Ve inanılmaz bir özgüven eksikliği var. Kompleksler yapıyor. Evet. Evet. Biliyorum yani onun için de size bunlar böyle. İşte burada bizim yaptığımız iş şudur. Saç ekimiyle insanın kendi bedeninde eksiklik hissettiği o eksiklik duygusunu, eziklik duygusunu evet. Ortadan kaldırıp vücut beden bütünlüğünü sağlayarak o insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlamak. Evet. Bunun saç dökülmesinin erkeklerde hormonal saç dökülmesinin saç ekimi dışında bir tedavisi söz konusu değil.